Baldiyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Yemek hazır. Çok güzel kokuyor. Pilav çok lezzetli. Daha önce hiç böyle şeyler yememiştim. Çünkü bu yemeklerin tarifi farklı. Oppa Pumba pilavı ve İbi Tosi çorbası. Bizim ismimizin verildiği yemekler mi var? Sizi almaya gelirken uğradığım adadaki herkes sizin hayranınızdı. Yemeklerine sizin isimlerinizi vermişler. Bu kadar tanınmayı hiç beklemiyorduk Tutu. Biz her şeyi Baldiyar'ın geleceği için yaptık. Neyin var Guppa? Sonsuzluk adasında sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Üzülme. Bu şekilde olması gerekiyor. Biliyorum. Hadi yemeğimizi yiyelim. Sonsuzluk adasında enerjiye ihtiyacımız olacak. Aa, neden? Yoksa sonsuz kuleye mi tırmanacağız? Hayır Guppa. Sonsuzluk adası Sisli Deniz'den önceki son durağımız. Orada durup tekneye bakım yapacağız. İşte geldik. Sonsuzluk adası. Belki dedem Tidebo çıkmıştır. Kim bilir? Olabilir. Tidebo bana demişti ki sonsuz kule Baldiyar'ın geleceği için çok önemli bir sırrı barındırıyormuş. Belki de kulede bir hazine saklıdır. Gidip yakından bakmaya ne dersiniz? Buna vaktimiz yok Guppa. Teknenin bakımıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bakın. Yağmur başladı. Kameraya dönsek iyi olur. Islanmak istemeyiz, öyle değil mi? Guppa. Geliyorum. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Teknemi biraz ihmal etmişim. Yani tamir etmek çok mu uzun sürer? Bana biraz yardımcı olursanız daha çabuk bitebilir. O zaman hemen başlayalım. İşte bitti. Tekne eskisinden de iyi durumda. Harika. Artık yola çıkmaya hazırız. Ama Guppa nerede? Az önce buradaydı. Yoksa? Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Pumba? Sonsuz kuleye gitmiş olmalı. Hemen gidip onu bulmalıyız. Ben burada kalıp yolculuğumuz için rota hesaplarını tekrar gözden geçirmeliyim. Guppa'yı ararken çok dikkatli olun. Siz gidin. Olmaz Oppa. Guppa'nın bize ihtiyacı olabilir. Ne yani? Uykum gelmiş olamaz mı? Hadi Oppa. Tamam, tamam. Şu hale bak. Sırılsıklam oldum. Paslanacağım burada. Guppa! Guppa neredesin? Bakın, kulenin giriş kapısı açık. İki merdiven de yukarı çıkıyor. Neden yukarı çıkan iki merdiven yapmışlar ki? Resimli Baldiyar Atlası'nda yazdığına göre iki merdiven de farklı katlara çıkıyormuş. Acaba Guppa hangisinden çıktı? En iyisi ayrılalım. Biz Tosi ile bu taraftan gidelim. Biz de bu taraftan.
Bunları da yanınıza alın. Hoppa! Ses yok. Her tarafım gıcırdıyor. Ben de çok yoruldum Hoppa. Üşüdüm ve acıktım. Bir an önce Kuppa'yı bulup hemen buradan gidelim. Kuppa! 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 Bu merdivenler çok ilginç. Sonsuz Kule gerçekten de sırlarla dolu. Hadi Tosi, şurayı kontrol edelim. Kuppa burada da yok. Geri dönüp aramaya devam edelim. Teşekkür ederim Tosi. Az kalsın düşüyordum. Elimi tut Pumba. Hadi kendini yukarı çekmen gerek. Çok dikkatli olmalıyız. Pumba, düşeceksin diye çok korktum. Ben de çok korktum Hoppa. İyi misin İbi? İyiyim. Ama şimdi Kuppa için daha fazla endişeleniyorum. Ben de. Çok yoruldum. Hala Kuppa'yı bulamadık. Hoppa ve Pumba'dan da hiç ses yok. Balkona çıkıp onlara seslenebiliriz. Hoppa! Pumba! Hoppa! Pumba! İbi! Kuppa'yı buldunuz mu? Hayır İbi, bulamadık. Hoppa, bir ses duyuyor musun? Ne sesi? Bilmiyorum, bir ses işte. Yakaladım. Bu Kuppa'nın roket kanadı. Peki Kuppa nerede? Demek roket kanat yukarıdan düşerken onu yakaladınız. Evet, Pumba yakaladı. Hala çalışıyordu. Anlaşılan Kuppa'nın başı dertte. Merdivenleri çıkmak yerine uçarak devam etmiş olmalı. O zaman biz de onu uçarak arayalım İbi. İyi fikir. İşte pat pat demişlerin. Bir şey görebiliyor musunuz? Sadece bulutlar. Başka bir şey yok. Daha fazla yükselmeliyiz Tosi. Daha fazla çıkamayacağım. Neden? Bir şey mi oldu? Bu yükseklik bir tuptuk kaplumbağası için çok tehlikeli. Bu Kuppa. Yakaladım. Daha fazla üşümeden hemen aşağı iniyoruz. Sıkı tutunun. İyi misin Kuppa? İyiyim. Roket kanat oksijen azaldığı için yavaşladı. Ben de onu bırakıp kulenin bir balkonuna tutundum. Sonra ellerim kaydı ve düşmeye başladım. Bize neden o kadar yükseğe çıktığını anlatır mısın lütfen? Sonsuz kulenin sonuna çıkan en genç baldiyarlı olmak istemiştim. Yani her zamanki gibi merakıma yenik düştüm. Yaptığın çok tehlikeliydi Kuppa. Bundan sonraki keşif yolculuğunda tek başınasın. Unutma. Bu yüzden artık çok daha dikkatli olmalısın. Kuppa'yı bulmuşsunuz. Üstelik tam zamanında geldiniz. Biraz zor oldu ama sonunda bulduk. Hazırlıklar tamam. Artık yola çıksak iyi olacak. Ayrılma zamanı geldi. Bunu sizin için çizdim. Hepinizi çok özleyeceğim. Biz de seni çok özleyeceğiz. Sizlerden çok şey öğrendim. Bunun için teşekkür ederim. Ancak sürekli başımı derde sokuyorum.
Sanırım bu konu üzerinde biraz düşünmeliyim. Artık sevdiklerimin benim için endişelenmesini istemiyorum. Guppa, kendi keşif yolculuğuna çıkacağın için ben çok heyecanlıyım. Peki sen de heyecanlanıyor musun? Evet, çok heyecanlıyım. Kim bilir, belki bir gün yine karşılaşırız. Hoşça kalın. Güle güle. Evet, Bal Diyar'ın en tehlikeli sularına gitme vakti geldi. Hazır mısınız? Evet. Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bu seferki yolculuğumuz çok ama çok tehlikeli.